Batı sanatında, özellikle Hristiyan geleneğinden gelen sanat eserlerini düşündüğümüzde, panel ya da panolara yapılan resimlerin önemli bir yeri vardır. Bunun nasıl başladığını hiç merak ettiniz mi? Batı'da resim 12. ve 13. yüzyıllarda karşımıza çıkmaya başlıyor. Buna verebileceğimiz en güzel örnek Bonaventura Berlingieri'nin Aziz Francis Altar Panosu adı verilen eseridir. Bu neredeyse birebir yani gerçek boyutlu bir altar panosudur. Bir buçuk metre boyunda resmedilmiş olan Aziz Francis bir altarın üzerinde dini meditasyon ya da duanın odak noktası haline gelir. Aziz Francis'in boyu her ne kadar o günün şartlarında normal olarak kabul edilebilecek olsa da resmedilişi göze çok da doğal görünmemektedir. Bu tablo yapıldığında Aziz Francis'in ölümü ve azizlik mertebesine yükselmesi üzerinden neredeyse 10 yıl geçmiş ve daha yeni bir aziz olarak ilan edildiği için Tanrı tarafından kutsanmış bir kişi olarak resmedilip onu örnek alacak olanlara azizliği ve mucizeleri aktarılmak istenmiş. Peki Francis kimdi? Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Francis gençken çok yoğun dini duygulara kapılıp dünyevi şeylerden vazgeçmiş. Bazı kaynaklara göre üzerindeki pahalı kıyafetleri çıkarıp babasına fırlatmış. Francis ve yoldaşları için yoksulluk içinde Hazreti İsa'yı örnek alarak yaşamak önemliydi. Francis'in öğretilerini kabul eden Fransiskanlar, geçimlerini dilencilikle sağlayan, İtalya'nın yeni şehirlerinde yaşayan insanlardı. Bu bir geçiş dönemiydi. Çünkü Orta Çağ olarak bildiğimiz bu zaman dilimi Rönesans'ta son bulacaktı. Bu sırada İtalya ve Avrupa'nın diğer şehirlerinde yükselmekte olan tüccar sınıfı, Rönesans'ın başlaması için gerekli olan varlığı biriktirmeye başlamıştı bile. Peki Berlingiere altar panosuna baktığımızda Francis ile ilgili neler öğreniyoruz? Bir kere tartışmasız bir maneviyat söz konusu. Francis'in arkasında altın renginde bir arka plan var ve bu kısım altarı desteklemek için ahşap üzerine uygulanmış. Altın rengi cennetin ışığını temsil ediyor. Sanatçı, ortaçağ geleneklerine sadık kalarak vücudun oranlarıyla oynamış. Yani Francis hem boyu uzun hem de havada asılı duruyor gibi görünüyor. Adeta bir ağırlığı yokmuş gibi. Üzerindeki kahverengi elbise yoldaş rahipler tarafından kullanılmıştır. Elbise vücudunu sakladığı için de dünyevi bir şey olan bedenle alakamız olmadığını, yani bunun Francis'in ruhu olduğu fikrini ortaya koyuyor. Kahverengi elbisesi urgandan yapılmış basit kemeri, ayakkabı giymiyor olması yaşarken ne kadar mütevazı bir insan olduğunu ve Hz. İsa'ya mümkün olduğu kadar yakın, dünyevi zevkler ve varlıklardan uzak bir yaşamı tercih ettiğini gösteriyor. Sol avucunun içinde bir stigmata var. Bunlar çarmıha gerildiği sırada Hz. İsa'nın vücudunda oluşan ve söylendiğine göre daha sonra mucizevi bir şekilde Francis'in de vücudunda ortaya çıkan işaretler. Bunun bu altar panosunu yaptıran rahipler için önemli bir nokta olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu işaretler, yani Francis'in sahip olduğu bu mucize, rahipler için gerçekten de çok önemliydi. Bunlara ek olarak Francis'in hayatında onu ünlü yapan daha birçok ayrıntı olduğunu da söylemeliyim. Bu öğeleri merkezdeki Francis resmini çevreleyen sahnelerde görebiliriz. Sol üstten başlayacak olursak, Aziz Francis'i ıssız bir yerde diz çökmüş olarak görüyoruz. Bu geç orta çağ stilinde oldukça şematik bir temsildir. Francis yukarıya bakıyor ve meleğimsi figürlere, seraflara dua ediyor. Ve bu an, Aziz Francis'in mucizevi bir şekilde Hz. İsa'nın stigmatalarını aldığı andır. Bunun altında Francis'i örnek alanlar için çok önemli bir sahne yer alıyor. Francis burada kuşlarla konuşurken resmedilmiş. Dünya üzerindeki varlıkların en basitiyle bile konuşuyor olması, Francis'in yoksullara ulaşmak istemesi fikriyle özdeşleşiyor. Bu noktada Fransiskanların ve diğer dilenci tarikatlarının yoksullara ulaşabilmek için kiliseleri şehir merkezlerinden uzak yerlere inşa ettiklerini hatırlatmak istiyorum. Kuşlarla konuşma temsili gerçekten de büyüleyici. Kullanılan küçük dağ resminin nasıl da özenle resmedildiğini görüyor musunuz? Diğer sahneler Francis'in ölümünden sonra gerçekleşen mucizelerle alakalı. Engellilerin iyileşmesi ya da sağ alttaki sahnedeki bir şeytan çıkarma ayini. Aziz Francis'in iyileştirici gücü Hazreti İsa ve havariler ile özdeşleştirilmeye, bu sayede azizliği ve kutsanmışlığı ile ilgili de bir temsil yaratılmaya çalışılmış. Bunun ilahi bir otoriteyi temsil eden bir resim olduğu çok açık. 13. yüzyılın başında Bizans ikonları, örneğin Meryem'in ve azizlerin düz altın zemin üzerindeki çizimleri İtalya'ya giderek Berlin Gieri gibi sanatçıları etkilemeyi başarmış. Resimdeki Bizans etkisi, uzatılmış figürler, düz bir biçimde resmedilmiş olmaları ve altın rengi arka plan ile anlaşılabilir. Burada ön plandan çizilen, ağırlıksızmış hissi uyandıran, uzatılmış ve cennetin ışığını temsil eden altın rengi arka plana sahip olan tipik Bizans figürlerini görüyoruz. Bundan bir yüzyıl kadar sonra Giotto ile daha doğal vücut tasvirlerine sahip insan figürleriyle daha gerçekçi, inanılır ve dünyevi bir temsile geçiliyor. Ama Bizans'ın erken İtalyan resmi üzerinde bu denli etkili olduğunu görmek çok şaşırtıcı.